Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dolma biber turşusu tarifi paylaşacağım. Tam kıvamında sirkesiyle, tuzuyla, limon tuzuyla ve inanılmaz lezzetli bir turşu olacak. Kışın daha fazla yapsaydım diyeceğiniz bir turşu tarifi olacak. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Turşum için 21 adet biber kullandım. Biberlerimi böyle güzelce temizledim. Şu içteki etli bölümleri de turşunun içerisine katacağım. Orayı da ayrıca göstereceğim. Biberlerimi temizleyeceğim, yıkayacağım. Ters çevirip bekleteceğim. Bunu geceden yapabilirsiniz. İç harcını da ben geceden hazırlayıp bir gece bekletiyorum. Hemen o bölüme geçiyorum. Biberlerin içindeki etli bölümün tohumunu temizliyorum ve onları minik minik doğrayıp iç harcıma ekleyeceğim. Asla ben buraları yemek yaparken de ziyan etmem. Buranın tadı çok lezzetli oluyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle bu turşunun içerisinde muhakkak denemelisiniz. Biberlerimi de minik minik doğradım. Hemen bir ince ayrıntıyı size vermek istiyorum. Sarımsak soymak benim her zaman sevmediğim bir iş. Hemen onları ıslatıyorum. Bir gece önceden bekletiyorum ve onların nasıl kolay soyulduğunu buraya hemen eklemek istedim. Bakın çok kolay bir şekilde soyuluyor. O yüzden iç harcını hazırlarken sarımsağınızı da en az birkaç saat öncesinde bu şekilde ıslatın. Turşumun iç harcı için böyle küçük bir lahananın çeyreğini kullanacağım. Yani 150 gramlık bir lahana olacak. Daha bol malzeme, daha büyük şişelerde yapabilirsiniz ve bu harcı daha sonra bir şişeye koyup turşu olarak tüketebilirsiniz. Onları da gelişigüzel parçalıyorum. İster çok ince, ister biraz daha iri doğrayabilirsiniz. Onları doğradıktan sonra bir tatlı kaşığı tuzla biraz ovup sulandırıp yumuşatacağım. Lahanalarım sulandı. Bakın yumuşadılar. Hemen yarım baş ya da bir baş, ne kadar çok sarımsak sevdiğinize bağlı. Ben bir baş sarımsağımı ince ince kıydım ve lahanamın içerisine ilave ettim. Kapyalarımı ve kırmızı biberlerimi de ince ince doğrayıp içerisine ilave edeceğim. Bir büyük kapya kullandım. 3-4 tane de böyle köy biberi kullandım. Köy biberi ısrarla tavsiye ediyorum. Daha lezzetli oluyor. Muhakkak köy biberi kullanın. Eğer sevmiyorsanız sivri biber de kullanabilirsiniz. Yeşil biberlerimi ekledim. Kapyalarımı da ekliyorum ve daha önce o dolmanın tohumlu etli yerlerini de doğramıştım. Onları da ekleyeceğim ve en son havuç ekleyeceğim. Havucu muhakkak ekleyin çünkü lahana, havuç, biber üçlüsü gerçekten çok yakışıyor ve dolma bibere de inanılmaz lezzet katıyor. Havuçları dilerseniz rendeleyebilirsiniz ama ben böyle uzun uzun çubuk çubuk daha çok seviyorum. Zaten bir gece dolapta bekleyeceği için biraz yumuşayacaklar. Böyle biberlerin içine eklediğimde böyle rahatsız etmeyecek. Çok rahat bir şekilde dolduracağız. Ve en son içine dereotu ve maydanoz ekliyorum. Ben çok seviyorum çünkü dolma biberin içerisinde. Siz dereotunu sevmiyor olabilirsiniz ya da maydanozu. Bunları içinden çıkartabilirsiniz. Ama seviyorsanız kesinlikle içinde olması gereken bir malzeme. Sosumuz bir gece önceden yapıldı iç harcı. Onu öncesinde dolaba kaldırmıştım. Bekliyor şu an. Hemen su ayarını vermek istiyorum sizlere. Yarısından iki parmak eksik kaynar suyumuz olacak. Ben bunu dinlenmeye alacağım. Size göstermek amaçlı hemen ölçüsünü çektim. Cam bir kaseye aldım. Kaynar suyumun içerisine 5 tepeleme yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı şeker ilave edeceğim. 1 çay kaşığı da limon tuzu ilave edeceğim. Sirke ölçüsü olarak da 1 çay bardağı sirke yeterli. Elma ya da üzüm fark etmez. Elinizde hangi sirke varsa kullanabilirsiniz. İyice karıştıracağım ve soğuması için kenara alacağım. Turşumun içerisine kullanacağım salatam bir gece bekledi. Bir gece önceden hazırlamıştım. Daha önce de belirtmiştim. Güzelce tıka basa dolduruyorum. Sıkı sıkı dolduralım. Sıkı sıkı doldurup hepsini bir kaseye alalım. Bütün işlemleri hallettikten sonra biberlerimizi diziyoruz. Tek tek dizmiyoruz. Hepsini böyle ayarlayarak, ara boşluklarını ayarlayarak dizmemiz gerekiyor. Bakın elimle güzelce parmağımla düzelte düzelte dolduruyorum. Turşum için tam 2 baş sarımsak kullandım. Bir başını içine file olarak doğradım salatasına. Bir başını da içerisine şimdi bölerek dolduracağım. Muhakkak parçalayın ki aromasını daha hızlı yaysın, daha hızlı lezzet versin. Biberlerimizi kapak olarak kapya biber kullanıyoruz. Bir tane kapya biber yetti benim için. Böyle minik minik parçalar alacağım. Ve aynı
dolma biberi yapar gibi, biber dolması yapar gibi kapaklarını domates değil de biberle kapatacağım. Böyle hem lezzetli oluyor hem de içindeki malzemeler salata dışarı çıkmamış oluyor. Alt zemine güzelce dizeceğim. Kademe kademe dizerek yukarı doğru çıkacağım. Sıkı sıkı dizerseniz dağılmalar olmaz. Dolma biberlerimin hepsini doldurdum ve ikinci sırayı diziyorum. Hemen ikinci sırasına da, yani tam ortasına sarımsaklarımı birkaç parçaya bölüp yine doğrayacağım. Ve en üst katmanına da tekrar sarımsak doğrayacağım. Muhakkak ben bütün turşularımı da 3 zemin olarak 3'e bölüyorum. 3 zemine doğrayarak koyuyorum. Bu şekilde hem esansı güzel oluyor hem hızlı bir şekilde yayılmış oluyor. Ve kalan suyu da, içten kalan suyu da içerisine boşaltıyorum. Bir tık hani daha bulanık olabilir suyu ama sorun yok. Tadı daha lezzetli olacak. 4-5 adet de nohut attım. Normalde atmazdım. Yoğun istek üzerine nohut ekledim. En dibine de koyabilirsiniz. Ben böyle ortasına doğru attım. Ve yine sarımsaklarımı en üst zemine de doldurdum. 3 adet de biberim var, acı biberim. Onları da dizeceğim üzerine, uçlarına kesik atarak ve en üstüne maydanoz ve dereotu koyacağım. Maydanoz ve dereotu bu turşu için gerçekten hem içine hem de en üstüne koymakta fayda var. Hem vitamin açısından hem lezzeti açısından. Eğer denerseniz benim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Hem vitaminli olacak hem de çok lezzetli olacak. Evet, şişemiz artık hazır. Belli bir yere kadar zaten kendi iç suyu var. Bir çay bardağı üzüm sirkesi kullanıyorum. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Bakın belli bir seviye, bir parmak kadar kendiliğinden suyu oluştu döktüğümüz sudan dolayı. En üzerine çöp şişle sabitliyorum ve bu şekilde yukarı çıkmasını da engelliyorum. Turşular yukarı çıkabiliyorlar fermente döneminde. Bu da açıkta kaldığı zaman keflenmeye, daha sonra da küflenip bozulmasına sebep oluyor. O yüzden çöp şişlerle birlikte desteklemekte fayda var. Kesinlikle bu işlemi yapmanızı tavsiye ediyorum. Artık turşumun suyunu ilave edeceğim ve kapağını sıkı sıkı kapatıp karanlık bir yerde fermentasyon işlemini tamamlamasını sağlayacağım. Evet, turşumun suyunu tamamladım. Böyle tam kapak boğumuna gelecek şekilde doldurdum. Bir tık fazla geldi. Orayı kaşıkla alacağım. Muhakkak kapak boğumuna kadar dolduralım ki kapağı kapattığımızda taşma olmasın. Ve fermentasyon döneminde muhakkak altına böyle bir kase koyun. Muhakkak taşmalar olacaktır. Fermente tamamlanmaya başladığında, şöyle bir haftayı geçtiğinde zaten bu taşma işlemi de son bulacak. Turşumu kıralı tam 2 hafta oldu. Bakın rengi falan döndü. Kehribar rengine ulaştı. Rengi belki biraz bulanık gelebilir ama daha fermente olmasına gerek var. Bir hafta kadar sonra yenebilir. Bu turşular dolgulu turşular olduğu için ne kadar çok fermente olur beklerse daha lezzetli olurlar. Zaten ben kış turşusu yaptım. Kış turşusu olduğu halde siz değerli izleyenlerime göstermek amaçlı turşumu açıyorum. Şu an bile tadı, kıvamı ve olmuşluğu yerinde. En üstteki acı biberler hafif dönmemişlik yaşamışlar ama onlar daha üstte olduğu için hafif yeşillikler kalmış. Hani kehribar rengine ulaşmamışlar. Hemen ben size şöyle tane tane asla edemeyeceğini göstermek amaçlı çekmek istedim. Bakın içinden de birkaç tane yedim. Gerçekten çok güzel bir tadı var. Umarım tarifim ve videom beğeninizi kazanmıştır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.